Evet, merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim federasyonun kahramanlık hikayelerini paylaştık yakın zamanda. Mesela UFC'yi düzenlediklerini öğrendik. Yani UFC derken Ultimate Fighting Chips, yani Ultimate Fighting Gyps turnuvası düzenlediklerini öğrendik. Daha sonra da şundan bahsettik. Yani Türkiye'de AJP turnuvası, yani dünyanın en büyük Jiu-Jitsu organizasyonlarının bir tanesinin turnuvasını engellemeye çalıştıklarını öğrendik. Çünkü neden engellemeye çalışıyorlar? Çünkü sizi çok seviyorlar. Çünkü sizin Jiu-Jitsu'da gelişmenizi çok seviyorlar. Türk Jiu-Jitsu'sunun dünyada bir yere gelmesini istiyorlar. O yüzden böyle büyük turnuva geldiği zaman direkt engellemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ne alaka dersiniz? Vardır herhalde bir arkası, bilmiyorum. Ama şu var. Biz bunları konuştuk ama bir taraftan da şunu fark ettim ya, biz adamların aslında herhalde biraz günahını almışız. Şimdi diyeceksiniz ne alaka ya arkadaşlar, aslında Abu Dhabi bu AJP turnuvasını aslında onlar düzenliyormuş. Ya şaka yapıyorum sandınız değil mi? Belgesi var, göstereceğim. Diyorsunuz siz şimdi ya Yunus Hoca da aslında espri yapmayı seviyor arada falan, trollük yapmayı seviyor falan filan. Yok, hayır. Göstereceğim. Belgesi var. Hatta ve hatta ulan siz ne kötüsünüz bak. Videolar çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adamlar denklik veriyorlar. Nasıl kemer denkliği verirler? Böyle şeylerin dünya Jiu-Jitsu camiasında sözü olmaz. Dalga konusu oluruz. Bizimle dalga geçerler. Lisanslarımızı bizi iptal ederler. Bizi turnuvaya almazlar falan diye düşünüyorsunuz değil mi? Ne kadar kötü insanlarsanız, bu adamların siz denklik verdikleri zaman bunları IBJJF desteğiyle yaptığını biliyor musunuz? Destek, yani adamlar logolarını paylaşıyorlar. Yani IBJJF bunları diyor ki tabii, siz Türkiye'de, dünyada böyle bir şey olmaz ama siz Türkiye'de verin verin, siz denklik verin. Jiu-Jitsu denklik şeyleri verin. Biz destekliyoruz diyorlar. Nereden diyor? Hani diyorsunuz sizin Yunus dalga geçiyor. Yok. Belgesi var, paylaşacağım. Logoları var. Yani şunu diyebilirsiniz. Bir dakika abi, ne alaka şimdi? Bunlar hani Jiu-Jitsu'cu. Nasıl denklik veriyorlar? Hani IBJJF ne alaka falan diyeceksiniz. Göstereceğim. Bak adamlar denklik sınavı veriyorlar. Üzerinde IBJJF logosu var. Göstereceğim. Tek tek bakalım. Şimdi şurasından başlayalım. Evet. Nasıl? Abu Dhabi. National Pro Jiu-Jitsu. Şimdi adamlar ne kadar profesyonel, dil konusunda ne kadar yetenekliler, nereden anlıyorsunuz? Mesela National yazarken I büyük I, Jiu yazarken büyük I, Jitsu yazarken büyük I. Yani bir kısmı İngilizce, bir kısmı Türkçe. Yani Türkiye'de ya turnuva. Adamlar çünkü dil konusunda biliyor. Profesyoneller adamlar abi. Altta ne yazıyorlar? Şimdi dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Abu Dhabi National Pro 21 Mart 2020 tarihinde İstanbul Fatih Spor Kompleksi'nde federasyonumuz işbirliği ve lojistik destekleriyle gerçekleştirilecektir. 2010 yılında kurulan Jiu-Jitsu Federasyonu. Üstünde logosu var. Bak bu arkadaşlar şey değil. İnternette Photoshop falan filan değil. Bu kağıt. Paylaşılan kağıt. Onun scan edilmiş hali. Tamam mı? İrtibat altında da yazmışlar. As başkan kim? Telefon numarası kim? Altında vermişler. Jiu-Jitsu Federasyonu. Gördünüz mü? Bak siz diyorsunuz ki kim dediyse ben bilmiyorum artık. AJP turnuvasını engellemeye çalıştılar falan filan belgelerle diye böyle bazı arkadaşlar konuşuyormuş. Al işte, adamlar düzenlemiş. AJP turnuvası aslında ilk orijinali onlar düzenlemiş. Yalnız şöyle bir soru var. Şöyle bir soru işareti var. Ben bu AJP'yi kimin düzenlediğini biliyorum normalde. Şimdiki AJP'yi kimin düzenlediğini de biliyorum. Direkt biliyorum, tanıyorum yani. Yapan adamı. 2020'de de kim düzenlediğini ben biliyorum. Aynı adam. Tamam. O adamla burada yazan aynı kişi değil. Bu adamla alakası yok.
Hatta Jiu-Jitsu Federasyonu'nun da o turnuvayla pek alakası yoktu aslında. Biliyorum yani. Olay aslında şuydu. Ben direkt yani düzenleyen kişiden direkt öğrendim. Adamlar dediler, biz turnuvayı düzenledik. Direkt poster yaptılar. Üzerlerine kendi logolarını koydular. Biz düzenledik diye paylaştılar. Nasıl? Nasıl? Sonra bana çöküyorlar üstüne dediğim zaman benimle dalga geçiyor. Yani ya hocam ağır konuşuyorsun falan diyor olabilirsiniz. Diyen olmadı şu ana kadar. Bana ne ağır konuşuyorsun diyen oldu. Ne hocam onlar öyle şey yapmaz diyen oldu. Başka şeyler diyenler oldu. Şey çomak sokma diyenler oldu. İşimize karışma kardeşim biz güzel götürüyoruz diyenler oldu. Ama bunları diyenler olmadı. İnanılmaz mı nasıl? AJP turnuva düzenliyor. Bak adam ben mesela bak olay şu yani. Ben şimdi federasyonum tamam mı? Kalkıyorum böyle oh kimonomu giymişim yeni uyanmışım falan böyle. Bakıyorum orada bir adam var. İşte ismi ne olsun? ABC olsun. ABC turnuva düzenliyor. Ben diyorum ki o ABC turnuva düzenliyor. Büyük turnuva. Hemen nerede düzenliyormuş? Tamam. Çıktıdan al abi. Yaz üstüne. Bunu Yunus düzenledi. Şlak. Benim federasyonum düzenledi. Şlak. Basın posterleri şimdi. Ben yaptım. Nasıl? Siz şimdi bu adamlardan iyi hizmet bekliyor musunuz daha sonrası için? Bu adamların daha sonra sizi bulup böyle haraç ister gibisinden para istemeyeceğini düşünüyor musunuz? Sizin yaptığınız işlerin üzerine çökmeyeceğini düşünüyor musunuz? Konuşacağız. Devam edelim şimdi. Bir dakika. Konuyu boz dağıtmayalım. Devam edelim. Devam edelim. Ne olmaz? İkinci resme bakalım. Bakın ikinci poster. Jiu-Jitsu eğitim, gelişim, diploma, denklik seviyesi belirleme ve terfi semineri. Yani adam seni tanımıyor. Bilmiyor ne yapıyor falan. Adam senin seviyeni belirliyor. O görecek seni. Oradan seviyeni belirleyecek. İstanbul Kasımpaşa'da yapılmış. 17-19 Temmuz 2020. Siyah kuşak birinci, ikinci ve üçüncü dan. Yani bak. Abi ben kerizim herhalde. Çünkü ben siyah kemerimi 10 senede aldım. Ben kerizim çünkü. Bu adamlar geliyorlar. Birinci dan. Oha ikinci dan. Hadi üçüncü dan lan. Üçüncü dan olan. Üçüncü dan da alırsın. Hallederiz olsun. Ben siyah kuşak ikinci danı 16 senede aldım. Çünkü siyah kemer aldıktan sonra 3 sene beklemen lazım. Kuralı o IBJJF'de. Bunlar. Oh. Hadi bakalım. Şimdi diyecekler ki hayır hayır hocam yok hayır o Jiu-Jitsu sen merak etme aynı şey değil. Aynı şey değil. Sonra telefon açıp kardeşim sen şimdiden denkliğini al. Sonra sıkıntı çekersin demeyi biliyorlar ama. Bir de şimdi aynı şey değil ya. Merak etme aynı şey değil. Alttaki logoya bakın. Spor Jiu-Jitsu, 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 bir combat Jiu-Jitsu falan filan. Altta Brazilian Jiu-Jitsu. IBJJF. Yani IBJJF böyle Gracie'ler falan böyle bir şey yapmışlar. Diyorlar ki o Türkiye'de denklik seminerini mi vereceksiniz? Biz onaylıyoruz bunu diyorlar. Adamlar logosunu koymuşlar ya. IBJJF'in logosunu koymuşlar altta. Nasıl? Nasıl? Siz bu adamlardan daha sonra liyakat bekliyor musunuz? Dürüstlük bekliyor musunuz? Utanma bekliyor musunuz bu adamdan? Utanma. Bir resim daha bakalım. Bir poster daha. Bakın. Ve bunlar kağıt ha. Bunlar şey değil yani. Bakın açılardan falan belli oluyor. Bunlar şey değil. Nasıl diyeyim? İnternetten dijital değil bunlar. Devam edelim. Ve yani posterde falan kullandıkları da direkt Brezilya Jiu-Jitsu şeyi yani. Direkt Brezilya Jiu-Jitsu resimleri. Alta geçelim. Yani bir dahaki resmi. Jiu-Jitsu. Büyük iğre falan tamam Türkçe. Antrenörlük, hakemlik, siyah kuşak, dan terfi ve diploma denklik semineri. Denklik. Oh. Al denkliğini dostum. Hadi bakalım. Senin denkliğini belirleyeceğiz. Kim belirleyecek? Düşünsene şimdi sen böyle jiu-jitsu'sun mesela falan böyle. 10 sene falan böyle 8 sene 6 sene çalışmışsın. Karşına geçiyor bir adam. Hayatında jiu-jitsu, Brezilya jiu-jitsu yapmamış. Hayatında Brezilya jiu-jitsu yapmamış.
Ve sana denklik verecek. Ve senin seviyeni test edecek. Senin seviyeni belirleyecek. Nasıl? Bakıyorsun işte ne yazıyor? Jiu-Jitsu belgelerine sahip olan ve bekleme sürelerini dolduranın 5. dan ve 3. kademeye kadar bir üst dereceye terfi sınavları Zaptut. Klasik. Yani paranı ver kardeşim biz sana denklik verelim. Zaptut yani olayları. Kullanılan resimler yine Brezilya'nın Jiu-Jitsu resimleri. Bu pembe giyiler falan hep Brezilya'nın Jiu-Jitsu'dan. Ya Kyra Gracie galiba yanlış bilmiyorsam bu kadın. Onlar da istemeden bilmeden sponsor olar. Hadi resmi ben geçtim. Resmi geçin. Neden biliyor musunuz? Bazen böyle stok resme ihtiyacın oluyor falan filan. Alıyorsun buluyorsun koyuyorsun. Tamam oluyor. Bunu reklam yani ben de marketing yapıyorum. Marketing yapan herkes bir şekilde kullanıyor falan da. Aşağıdaki logolara bakın yine. O cücüsü, bu cücüsü, world cücüsü falan filan. Ortada kim var? IBJJF arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Adamlar kemer denklik sınavı yapıyorlar. IBJJF ki IBJJF'in ben yani ana yönetim tayfasını falan kendim birebirden tanımaktan ziyade hocam onları çok iyi tanıyor, ilişkileri çok iyi falan filan. O onları çok iyi tanıyor yani. Şimdi bu adamlar onların onayı dahilinde geliyorlar Türkiye'de denklik sistemi yapıyor, denklik sınavı yapıyorlar bak. IBJJF onaylıyor bunları. Ha dünyada böyle bir şey onaylanmaz. İmkanı yok. İmkanı yok. Rezil ederler. Rezil ederler seni mata yatırır bir de döverler seni. Böyle içerisinde birkaç tane genç olanlar olur. Böyle sen denklik mi veriyorsun? Gel lan yat bakayım şu mat üzerinde diye seni alırlar zorla mata yatırırlar seni döve döve rezil ederler. Tamam mı? Böyle bir şey çıkıp da IBJJF logosuyla biz denklik veriyoruz falan derseniz. Ama bu adamlar utanmaz oldukları için, utanmadıkları için tamam mı? IBJJF logosunu çat diye eklemişler postere. Çünkü adamlara sorduğun zaman diyorlar ki aynı şey değil, aynı şey değil merak etme. Jiu-Jitsu bizim için farklı spor. Ama IBJJF logosunu da çaktırmadan ekliyorlar alta. Niye? Çünkü kardeşim adamlar BJJ'nin Brezilya Jiu-Jitsu'nun üzerine çökmek istiyorlar. Hayatı boyunca Brezilya Jiu-Jitsu yapmamış. MMA doğru düzgün yapmamış. Göbekli kalantor adamlar geliyorlar. Tamam mı? Senin sporunun üstüne çöküyorlar kardeşim. Ondan sonra bana diyorsunuz ki neden böyle video çekiyorsun? Kardeşim ben 16 sene bu denklik bilmem ne falan diye ortada gezen adamlarla bir olmak için jiu-jitsu çalışmadım. Tamam mı? Ben gidip de yurt dışında orada burada MMA'cilerle, UFC atletleriyle çalışmalar, One Championship'e girip çalışmalar, orada hakemlik, burada şuluk falan bunları bu adamlarla denk olmak için yapmadım. Bu adamlarla benim dengim değil. Asla da olamaz. Sakın yarın öbür gün benim karşıma gelip de hocam ben de Jujutsu'dan 3. danım senin dengin falan diye karşıma geçmeyin. Kalbinizi kırarım yani. O derece diyorum size. Yani ben çünkü genelde mütevazi takılıyorum. Yaptığım işlerden böyle çok abartarak bahsetmemeye çalışıyorum ama yavaş yavaş bahsetmeye başladım. Çünkü bahsetmeyince insanlar kendilerini benimle bir falan zannediyorlar böyle. Ya ben de biliyorum, ben de yapıyorum falan diye böyle kendilerini şey zannediyorlar. Kusura bakmasınlar yani. Pek çok insan daha gelirken ben pardon giderken ben geliyordum ama zaten gidip bir kere gelmiştim bir de öyle geliyordum yani. Anlıyor musunuz? Yani ben bunlarla denk olmak için değil, ben değil siz de bunun için cücüsü yapmanız arkadaşlar. Aranızda ben biliyorum video izleyenlerin içinde ne olacak? 8 sene, 10 sene, 12, 15 sene cücüs yapmış olanlarınız var aranızda. Bu adamlarla bir olmak için mi? Bu adamlarla denklik olmuşsun için mi? Az önce benim bir hoca bir arkadaşımla konuştum. Eleman 8 senedir falan cücüsü yapıyor. Bu federasyon gelmiş onu demiş ki dostum sen şimdiden denkliğini al. Yarın öbür gün başına sıkıntı çıkmasın falan diye birkaç kere demişler. O arkadaşı da seviyorum ama arkadaş da bana öyle anlatıyor ki ya çok fazla bir şey yapmadılar. Daha ne yapsınlar oğlum? Dostum daha ne yapsınlar? Adam sana birkaç kere bak denkliğini al daha sonra sıkıntıya düşme falan demişler. Daha ne yapsın adam? Yani yapabileceği en büyük hakareti yapmış sana. Bence. Ben daha çok kızdım o arkadaşımdan yani. Anlıyor musun? Ne büyük bir terbiyesizlik ya. Bu adamlar düşünsenize yarın öbür gün sizden böyle harç isteyecekler. Ki ona harç mı haraç mı demek daha doğru olur. Sizden kemer parası isteyecekler, denklik isteyecekler. Onu bunu yapacaksın. Bizim federasyona şunu vereceksin falan diyecekler. Aralarında jiu-jitsu yapmış adam yok. Brezilya'nın jiu-jitsu da seviye sahibi olan adam yok. Ya belki bir iki tane öyle token diyorlar yani koymuşlardır oraya bir tane şey olsun diye. Örnek olsun diye.
Ama yok yani genelde ben biliyorum çünkü adamların yönetim kuruluna bir tane adam göbekli karate formasını üzerine almış MMA eldiveniyle 10 küsur sene önce MMA semineri veriyordu yani. Bir de bana diyordu ben de MMA'yi senden daha iyi biliyorum falan. Bunu da tekrar ediyorum sürekli çok dikkat etmişsinizdir. Edeceğim çünkü. Uyuz oldum çünkü. Edeceğim, etmeye de devam edeceğim. Çünkü anlaşılsın yani ne tarz adamlarla uğraşıyoruz. Bu şey değil yani ya arkadaşlar siz bu federasyonu yapıyorsunuz ama bence burada eksikler var değil. Adam geliyor sporla alakası olmayan adam senin sporun üzerine çöküyor. Çünkü utanmaz. Çünkü utanmaz bir adam. Anlıyor musun? Sen böyle 10 sene jiu-jitsu yapıyorsun, 8 sene DVD'lere para harcıyorsun, internetten falan böyle bir şeyler indiriyorsun, idman yapıyorsun, kendi geliştiriyorsun falan filan böyle deli gibi idman yapıyorsun. Oradan böyle bıyıklı böyle kalantor şişko bir adam çıkıyor böyle. Bir dakika bir dakika. Federasyon bize haraç. Kemer denkleyik ya. Hadi bakalım. Kapatırım salonu. Öyle diyor. Siz şimdi ben espri yapıyorum. Abartıyorum sen diyorsunuz. Yo. Ya bak ismini yemin ederim adama saygımdan dolayı söylemeyeceğim ya. Adama çok saygı duydum. Bana yayınlarda ismini falan soruyorlardı. Diyordum ki ben o adamı çok seviyorum. Saygı duyuyorum falan filan. Şöyle şöyle geçmişi var. Şimdi geçmişini anlatmayayım. Kim olduğu ortaya çıkar ama. Bu adam bile gelmiş. Benim işte bir arkadaşım anlatıyormuş. Ya benden böyle harç istediler. Mecbur veriyorum. İşte vermezsem negatife düşerim falan diye anlatıyormuş yani. Çok saygı duyduğum, çok delikanlı diye düşündüğüm bir adam. O bile ne hale düşmüş yani. Dediği doğru mu? Buna baş eğmesi doğru mu? Yanlış mı? Oraya giremem. Kendi tercihi ama yani sizin de başınıza gelecek yani. Ben size söyleyeyim. Çin'de oldu. Ben gördüm, yaşadım. Türkiye'de daha önce gördük, yaşadık. Ve bana şunu diyenler oluyor. Ya hocam yani işte tekvando'da, karate'de olan jiu-jitsu'ya da mı oluyor? Bunu mu demek istiyorsunuz gibisinden bana bir mesaj atmış bu arkadaş. Bir bakıma doğru bir yorumda bulunmuş ama bir taraftan da değil. Neden? Dostum tekvando, karate, judo farklı sporlar. Devlet bazında federasyonlaşan pek çok ülkede falan filan. Ondan sonra bu şekilde işte olimpiyatlara falan katılan farklı bir spor yani. Ya farklı bir yönetim anlayışı. Brezilya'nın jiu-jitsu öyle değil. Bu adamlar da bunu bilmiyorlar işte. Yani çünkü adamlar cahil, cühela kısmı olduğu için bir şeyden anlamayıp jiu-jitsu'nun üzerine çökmeye çalışan, bunu böyle tekvando ile karateyle falan bir sanan bir adam şey topluluk olduğu için, tamam mı? Adamlar onun Brezilya jiu-jitsu'yu öyle zannediyorlar. Çökeriz üzerine zannediyorlar. Brezilya jiu-jitsu böyle bir spor değil. Özerk federasyonlu. Kendi federasyonu var zaten. Kendi federasyonları var. Sen kendin seçiyorsun hangisine ben gireceğim. Hangisinin turnuvalarına katılacağım. Bu kadar basit. Veya diyorsun ki ben hiçbirine katılmayacağım. Yarın bir gün öyle iyi olurum ki ADCC'ye beni çağırırlar falan filan. Belki de öyle. Ama özerk yani. Bak MMA bile öyle. Yani MMA bile öyle. Yani bir kere Brezilya'nın jiu-jitsu uymuyor yani bu yapıya genel şey. O rezil olursun işte. Al önce IBJJF fotosu koyduğunda kalırsın. Tamam mı? Sonra denklik veriyorum diye böyle üç kağıtçı üç kağıtçı gezersin ortalıkta. Ama şimdi mesela şeyi falan MMA federasyonu falan diyeceksiniz. MMA falan nasıl olacak? MMA de öyle. MMA de özerk. Siz inanabiliyor musunuz? Bir adam UFC'ye katılacak. UFC turnuvasına katılacak. UFC Dana White diyecek ki bir dakika bir dakika. Sen Türkiye MMA Federasyonu'ndan lisans aldın mı bakalım. Ona göre ben seni UFC'ye sokacağım falan demez yani. Anlıyor musun? UFC'de bilmem ne. Bunlar zaten özel kendi kuruluşları, organizasyonları bilmem ne bilmem ne. Farklı kuralları vardır. Sen orada amatör olarak başlıyorsun. İşte profesyonel maçlara çıkıyorsun. Onu organize edenler vardır. Federasyon belki başka şeylerle ilgileniyordur falan filan. Turnuva düzenler, hakem yetiştirir. Bilmiyorum turnuva düzenlediği için senin işte amatör ve profesyonel rekor inşa etmesi sana o daha sonra bunları kullanıp başka turnuvalara gelebilmenin yolunu açılması falan. Bu tarz şeyler olur bak ben bunun karşısında değilim. Zaten Brezilya Jiu-Jitsu'nun böyle bir federasyonu olsa hani adamlar kardeşim biz para kazanmak istemiyoruz. Bize harç marş vermeyin ama biz bağış falan toplarız mesela. Bunları daha sonra ihtiyacı olan kişilere kullanırız. İhtiyacı olan atletlere harcarız falan veya işte turnuva düzenleriz ki insanlar burada turnuvalarda puan kazansınlar. Daha sonra bu puanları yurt dışına kullansın. Bak bunu asla ses etmem bu tarz federasyon bilmem ne girişimlerine. Ama kardeşim biz denklik vereceğiz. Biz senin salondan harç alacağız falan dediği zaman anlayın ki bir şeyin üzerine çökmeye çalışıyorlar. Burada gelişme önemi yok yani. Başka bir arkadaş da zaten şöyle bir yorumda bulunmuş. Hani şey ya siz bir federasyon kurun o zaman falan filan demiş. Kardeşim anlatıyorum işte yani Brezilya'nın jiu-jitsu'nun böyle federasyona ihtiyacı yok. Anlıyor musun?
İhtiyaç, çünkü zaten farklı bir federasyon yapısı var. Ülkeler üstü bir federasyon yapısı var BJJ'nin. Özerk. Türkiye Federasyonu'na falan ihtiyacı yok Brezilya'nın jürisinin yani. Ama ne var? Dediğim gibi az önce mesela bahsettiğim gibi farklı mantalitede jiu-jitsu federasyonları falan kurulabilir. Öyle bir şey kurulsa iyi olur. Değil mi? Ama göreceğiz yani, göreceğiz. Kim bakalım bu işlerle uğraşıyor yani. Ne tarz insanlara kalacak jiu-jitsu camiası, göreceğiz. Ama eğer ki benim dediğim tarz insanlara kalsın istiyorsanız arkadaşlar, sesinizin çıkması lazım. Bir şeyler paylaşmanız lazım. Söyle oturup ya işte sultanım ne derse odur. Ben bilmem. Devletim ne derse odur falan derseniz arkadaşlar hiçbir şey olmaz Türkiye'nin. Zaten hadi oralara girmeyeceğim. Politikaya girmeyeceğim. Devlet bir şeyin içine elini attığı zaman ne oluyor falan konusuna pek girmeyeceğim. O benim kişisel görüşüm. Ona kadar herkese ben saygılıyım kardeşim. Ama bu tarz işleri arkadaşlar en azından liyakatli insanların işine elini atması lazım. Bu kadar basit. Liyakatli insanların bu işin üstüne düşmesini istiyorsanız arkadaşlar konuşacaksınız. Sonra benimle konuşurken, benimle yüz yüze konuşurken kardeşim ben bu adamları şunu yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım, basacağım onların salonları falan diyorsunuz. Sonra ben videoları paylaşınca fıs. Sonra gidiyorsunuz adamlar harç veriyorsunuz. Yani bunu yaparsanız arkadaşlar bir şey olmaz. Kardeşim salonlar olarak birbirini sevmiyor olabilirsiniz. Kendinizi çok üstün zannediyor olabilirsiniz. Veya öylesiniz belki de. Üstünsünüz belki de hakikaten. Şampiyon olabilirsiniz. İşte takipçileriniz olabilir online olarak falan filan. Eğer sesiniz çıkmazsa kardeşim sporunuz üzerine çökecekler işte. Bu kadar basit ya. Çıkın biraz da konuşun. Bir şeyler deyin kardeşim. Ya ben zaten paylaşıyorum. Ben zaten yakmışım kendimi. Gidin benim videolarımı paylaşın. Benim videolarımı paylaşın. Instagram'da falan paylaşın. YouTube'da falan filan yani. Takip edin, katıl butonuna basın, bana bağış atın demiyorum bak. Şu videoları paylaş. Ya hadi kesitlerini paylaşın. Hadi onu yapmadın. Benim dediğimin aynısını deyin. Benim dediğimi kopyalayın siz deyin ulan. Umurumda değil ama piyasayı bu adamlara bırakmayın arkadaşlar. Organize hareket etmeniz lazım. Yoksa çökecekler ulan sporunuzun üzerine. Adama baksana ya. Adam denlik sporu veriyor. IBJJF logosu yapıştırıyor abi üstüne. Aynı kesim bu. Şimdiki Muay Thai Federasyonu altında olanlarla aynı grup. Tamam mı? AJP turuna düzenliyorlar. Adam üstünde çak diye logosunu yapıştırıyor. Ben yaptım diyor. Ya siz bu tarz adamlarla uğraşıyorsunuz yani ona göre. Tamam. Benden bu kadar. Yemin ederim terledim, sinirlendim videoyu çekerken. Ya arkadaşlar lütfen tabii videolarımı beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Takip ederseniz sevinirim. Katıl butonuna basarsanız sevinirim. Videolarımı paylaşırsanız, mesaj atarsanız falan sevinirim. Ama diyorum ya önemli değil. Siz mesajı anlayın, kendiniz konuşun. Kendiniz paylaşın ya. Ya benim videolarımı paylaşmayın lanet olsun. Kendiniz paylaşın. Bir şeyler yapın ama yani. Benimle sonra daha birebir konuşunca vay atacağız, keseceğiz. Bunların şeylerine, organizasyonlarını basacağız. Zart. Sonra ben konuşunca fıs, abi haraç kaç paraydı harç? Kaç paraydı hemen vereyim abi. O moda giriyorsunuz yani. Arkadaşlar delikanlı olacağız. Birlik olacağız. Bir şeyler paylaşacağız, konuşacağız. Başka yolu bu iş. Bu kadar basit. Seviyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.